Merhaba arkadaşlar, ben Beyza. Lemon Akademi ile birlikte Malta'ya ilk kez gelen öğrencilere bilgi vermek amacıyla başlattığımız böyle Malta günlüklerimizin ilk bölümünde Malta'ya yeni gelen kişiler için önemli bir konu olan, yeni gelen öğrenciler için oldukça önemli aslında public transportation'dan bahsedeceğiz. Burada hangi otobüsler var, ben ulaşımımı nasıl sağlayabilirim gibi böyle düşünceniz varsa bu videoyu izlemek sizin için faydalı olacaktır. Malta'da aslında ulaşım, Malta küçük bir yer. Ulaşım otobüslerle sağlanıyor. Bunun dışında kullanabileceğiniz uygulamalar mümkün. Türkiye'deki bir taksi gibi burada da kullanabileceğiniz Uber, Bolt gibi uygulamalar mevcut. Bu uygulamalar üzerinden isterseniz bulunduğunuz yere taksi çağırabiliyorsunuz ve kredi kartınızda sistem üzerinden ulaşımı sağlıyorsunuz. Boltlar burada oldukça yaygın ve Malta yine küçük bir yer olduğu için fiyatları oldukça uygun. Bir yerden bir yere 5-6 euro gibi civarlarda bir fiyata gidebilirsiniz. Ama tabii ki buradaki otobüsleri kullanmak daha uygun fiyatlı ve düzenli okula gidip geleceğinizi düşünürsek otobüs kullanmak sizin için daha iyi olacaktır. Burada çeşitli farklı otobüsler var. Otobüslere tabii Türkiye'de de olduğu gibi otobüs duraklarından biniliyor. Otobüs duraklarında hangi otobüslerin buradan kalktığına dair bilgiler yer alıyor. Hangi otobüse gideceğinizi görmek için Google Maps üzerinden gideceğiniz yeri aratabilirsiniz. Oradan hangi ulaşım aracını kullanacağını görebilirsiniz. Ya da burada kullanılan bir app var. Talinya app. Bu Talinya app üzerinden de nereye gideceğinizi belirtirseniz yine oraya ulaşmak için hangi otobüs numaralarına binmeniz gerektiğine dair bilgi bulabilirsiniz. Kalkış saatlerine dair bilgi bulabilirsiniz. Otobüsün ücretlerine dair bilgi bulabilirsiniz. Otobüsler otobüs kartıyla binilebiliyor. Ayrıca cash olarak, yani nakit olarak otobüste ödeme gerçekleştirebiliyorsunuz. Otobüs şoförüne normal otobüsler için 2,5 euro, özel otobüsler için yani daha hızlı, daha az durakta duran otobüsler için 3 euro cash ödemeniz gerekiyor. Ama bu cash'i aslında change olarak, yani bozuk para olarak ödemenizi bekliyorlar. Ben sabah otobüse bindim ve yeterince bozuk param yoktu. Nakit para vermeyi teklif ettim, kabul etmedi. Böyle ufak bir problem yaşadım. Eğer siz buraya gelecekseniz ve ilk otobüs kartı alma sürecini gerçekleştirmediyseniz yanınızda mutlaka bozuk para bulunsun. Bu bozuk parayla aslında bu otobüslere binerek sizden şoföre takdim edip o yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Peki otobüs kartını nereden alabiliriz derseniz şimdi size iki farklı yöntem göstereceğim otobüs kartı temin etmek için. İlk yöntem olarak bazı otobüs durakların yanında bu şekilde kart alabileceğiniz alanlar bulunuyor. Hava çok güneşli ve çok sıcak. O yüzden gölgem yansıyor ama olabildiğince göstermeye çalışacağım. Buradan İngilizceyi seçerek devam edebilirsiniz. Almak istediğiniz kartı soruyor. Burada 12 günlük bir kart. Burada 7 günlük sınırsız bir kart mevcut. Burada da daha flexible bir kart mevcut. Alıyorsunuz. Bunun parası kadar yolculuk yapabiliyorsunuz. Genelde bu kart tercih ediliyor. Bu karttan kaç adet almak istediğinizi soruyorlar. Bir tane alıyorsunuz. Buraya kredi kartınızla ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında buradan size makbuz çıkıyor. Ben sabah bu sistemi kullanarak kendime 7 günlük kart almaya çalıştım. Fakat ödemeyi gerçekleştirdikten sonra aşağı kart düşmedi. Bununla ilgili bir problem yaşadım. Sonra aşağıda yazan emergency number'ı aradım. Ödemeyi yaptığımı fakat karta erişemediğimi söyledim. Mail atmamı istediler. Konuyla ilgili bir mail gönderdim. Umarım sorun çözülecek. Umarım bana paramın iadesi gerçekleştirecek. Bu yöntemle ben erişemediğim için kartı, ben daha çok yüz yüze olan bir yöntemle kart temin etmek istedim. Bu yüzden bu Talinya kartın ofislerinden birini ziyaret ettim. Size bunları anlatırken de sürekli hareket halindeyim ve karşıdan karşıya geçiyorum. Bilmeniz gereken bir şey de burada trafik aslında bizim bildiğimiz yönden değil, tersten akıyor. Normalde yola çıktığınızda sağdan araç gelmesini beklersiniz ama burada tam tersi yönden geliyor gibi. Ve direksiyon da yine tam tersi tarafta. Bu yüzden bu yolculuklar esnasında karşıdan karşıya geçerken dikkat etmek gerekiyor. Şimdi de bahsettiğim yüz yüze ofislerden birine geldik. Malta Public Transport alanı. Buradan kişiyle konuşup bilgi alıp kartla ödeme, yalnızca kartla ödemeyi kabul ediyorlar ve kartınızı alabilirsiniz. Burası aslında bir laundry, yani bir yıkama alanı ama böyle içine küçük bir ofis kurmuşlar ve buradan yüz yüze bilgi alıp kartınızı alabiliyorsunuz. Ben bu yöntemle kartıma eriştim. Kartım aslında 7 günlük ve sınırsız ulaşımı sağlıyor. Bu kartı kullanmaya başladığınız anda aktif oluyor. Ben yarın kullanmaya başlasam yarından itibaren 7 gün süresi oluyor ve 25 euro gibi bir ücret ödedim. Fakat siz daha uzun süreli bir öğrenciyseniz, yani 3 ay ve üzeri bir öğrencilik planınız varsa Malta'da student card çıkarabiliyorsunuz ve student card oldukça uygun fiyatlı ve daha uygun fiyatlı bir şekilde okuldan yaşadığınız yere ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Elimden gelince güzel anlatmaya çalıştım. Ben dediğim gibi birkaç sorun yaşadım. İşte bozuk para bulundurmamak, makineyle ilgili sorunlar. Umarım siz geldiğinizde sorunsuz bir süreç yaşarsınız. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere.